Londra'dan herkese selamlar, ben Çiğdem Adan. Yasakların başladığı tarihten itibaren bir seneden fazladır yaklaşık. Hepimiz çok sıkıldık, evlerimize kapanıp kaldık. Hafta arasıyla hafta sonu arasında hemen hemen hiç fark kalmadı bizler için. Biz de artık hayatımıza değişiklik katmak için yenilikler yapmaya çalışıyoruz. Bu hafta sonu eşimle beraber bir rakı sofrası, rakı balık yapalım dedik. Bakalım bu rakı balık sofrası bana kaça mal olacak? Videonun sonunda hep beraber hesaplama yapacağız. Şimdi videoya geçelim. Videoya başlamak için bu noktayı seçtim çünkü burası Londra'nın hemen hemen en yüksek tepelerinden bir tanesi ve Londralılar hafta sonu özellikle buraya akın akın geliyorlar. Çünkü hemen aşağıda gördüğünüz çimenlik alanlar aslında piknik için ideal ve buradan da tam bulunduğum noktadan da bütün Londra'yı ayaklarınızın altında görebiliyorsunuz, kuş bakışı diyebilirim. Burada bir tane de buz pisti var. Buraya geliyorduk aslında çokça. Tekrar gelmeyi düşünüyorum. Yeğenim de benim zaten profesyonel skater. Londralılar arasında Ali Pali diye anılan Alexandra Palas aslında festivallere ve etkinliklere de ev sahipliği yapıyor. Çok da keyifli oluyor. Biraz İngiltere'de yaşantı Türkiye'dekinden daha farklı. Türkiye'de insanlar başkaları ne düşünür diye hareketlerini çok kısıtlıyorlar. Burada ise insanlar ne yapmak istiyorlarsa ona odaklı hareket ediyorlar. Yani eğlence için geldikleri zaman gerçekten eğleniyorlar. Dolayısıyla çimlere oturup rahat rahat pikniklerini yapmak bizdeki pijamalı mangal partilerinden daha farklı, daha hoş geçiyor. Bunu söylemeliyim belki. Yani herkes bir şeyini getiriyor, kasılma yok. Dışarıdan yiyecekler falan geliyor. Çok eğlenceli oluyor. Bizim de arkadaşlarla zaman zaman toplanmaktan keyif aldığımız bir alan aslında burası. Bu hemen arkamdaki pub ve şu gördüğünüz alan da normalde masaların atıldığı ve herkesin rahatlıkla yiyip içebildiği bir alan. Ali Pali'nin aslında enteresan bir tarihçesi var. Açıldıktan tam 16 gün sonra yangın çıkmış. Hemen yapılmış. Çünkü çok beğenmişler. Hem konumu çok güzel hem de o amaçla, eğlence amacıyla zaten açılmış ve hemen yapılmış. Ondan sonra tekrar bir daha yangın görmüş ve yine tekrar yapmışlar. Ve 1990'da da bu buz pisti açılmış. Fakat 100 yıldır burada Londralılara eğlence, festivaller, defileler, çeşitli sosyal aktiviteler burada gerçekleştiriliyor. BBC televizyonu buradan yayın yapmış. Victorian zamanında önemli yemek davetleri burada verilmiş. Teknoloji ve diğer işte gösterime ilk defa sunulacak sinema buluşlar bu hep burada açıklanmış, topluma açıklanmış, tanıştırılmış. Ali Pali'nin çok önemli bir yeri var. Ama biz şimdi alışverişimize devam ediyoruz. Daha doğrusu alışverişimize başlıyoruz. Evet, güzel bir rakı sofrası için önce bana lazım olan beyaz peynir. Beyaz peynirsiz olmaz, beyaz peynirimi almam lazım. İlk önce beyaz peynire gidelim. Beyaz peynir aldım. Bu humus. Humus alıyorum bir tane. 1.49. Hasan, ekmek istiyorum. Ekmek istiyorum. Sana güzel bir ekmek seçeceğim. Bana güzel bir ekmek yani seç. Aynen. Çok güzel bir ekmek alıyoruz. Hasan. Hamurun var mı? Hamur sabah olur. Sabah. Ben sana sabah geleceğim o zaman. Sabah geleceğim sana. Evet, şimdi rakılara bir bakalım. Ne
var odadan. Tamam. Evet, Tekirdağ Gold. Altın serisi. Mustafa, bir tane Tekirdağ altın serisi alabilir miyim? Balıkçısından balıklarımı aldım. 4 tanesi 10 pound'a. Yani bir tanesi 2,5 pound'a geliyor. Bayağı da güzel gözüküyorlar. Bakalım nasıl olacak. Şimdi eve geldim. Aceleyle alışveriş paketlerini açacağım ve bir yandan da hazırlıklara başlayacağım ki akşama yetişelim. Dün akşam yaptığımız rakı balık sofrasının ardından şimdi bugün değerlendirme yapalım istiyorum. Ne kadar para harcadım acaba? Türkiye'de rakı balık yaparsanız ne kadar olacaktı? Onları bir konuşalım istiyorum hemencecik. Ki değilsin çünkü biz normalde rakı da içmiyoruz. Yani rakı derken hiç içki içmiyoruz. Ama Türkiye'de katma değer vergisinin dışında, bizde olan katma değer vergisinin dışında çok yüksek ÖTV vergilerinin olduğunu bildiğim için ve bunun da geçenlerde bir haber okumuştum. %234, yani ana paranın %234'ü kadar fazla bir ÖTV alınıyormuş. Bana çok geldi. Araştırdım. Türkiye içkiden alınan vergilerde 6. sırayı alıyormuş dünyada. Oldukça yüksek bir rakam. Şimdi ben ne kadar harcadım bu rakı sofrası için? Çiğ köfte aldım 1.99, humus aldım 1.49, beyaz peynir büyük kutu aldım ama onu normalde alsanız sadece yarısını alacaksınız 2.75, sigara böreği 2.79, kavunları gösterdim, iki tanesini 1.50'ye pazardan almıştım. Balıklarımı da geçen gün Waltham Stove'da markette 3 tanesi 10 pound'tı, Dalston'daki markette ise 4 tanesi 10 pound'tı. Ben bundan almıştım fikriniz olsun diye. Yani 3 pound ile 4 pound arasında değişiyor. Benimki 2,5 pound'a geldi. Kit büyük olduğu için, yanında da başka şeyler olduğu için sadece bir tanesini pişirdik akşamleyin. Onun için bir taneden hesaplıyordum. Rakı fiyatına gelince, rakı fiyatı 30.99. Tekirdağ altın serisinden aldım. 70'lik 30.99. Türkiye'deki rakı fiyatının da 198 TL olduğunu gördüm. 3 aşağı 5 yukarı öyle bir şeydir herhalde. Şimdi birim üzerinden, bundan önceki videomda asgari ücretleri konuşmuştuk. Asgari ücret İngiltere'de 1665 pound iken Türkiye'de 2865 TL idi. Ve bu benim harcadığım toplam 45
pound, 45 pound, 30.99 rakı içinde olan 45 pound, 2 kişilik bir rakı sofrası için asgari ücretli bir insanın bir haftalığının onda birine denk geliyor. Tekrar söylüyorum, asgari ücretlinin bir haftalığının onda birine denk geliyor. Siz kendi hesabınızı kendiniz yapın. Ne kadar fazla ÖTV ödeniyor Türkiye'de ve fiyatlar ne kadar fazla diye. Böylece istediğimiz zaman rakı sofrası yapabiliyoruz. Bu arada almış olduğum 70'lik rakı aynen açılmadan duruyor. Bizde çünkü bir sene öncesinden kalma bir tane ufak 35'lik vardı. Ondan içtik birer tek eşimle beraber. Yani o rakı açılmadan duruyor. Yolunuz buraya düşerse beklerim rakı içmeye. Hepinize hoşça kalın diyorum. Mutlu günler sizlerin olsun.